Arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim. Size bugün yeni bir ürün tanıtacağım. Öncelikle Redmi Watch 3 aktif saatinin iPhone'larda bildirim sorunu var. Bütün bildirimleri açmamıza rağmen saate bildirim gelmediğini birçok şikayetini aldım. Şimdi gelelim size bu bildirim sorununu nasıl çözeceğimizi direkt konuya giderek göstereceğim. Öncelikle Mi Fitness uygulaması saatin kendi programı Mi'nin. Buna giriyoruz. Uygulama bildirimleri. Kapalıysa buradan açıyoruz. Ben de telefon, mesajlar, WhatsApp açık. Fazla bildirim açmadım. Daha sonra ayarlar kısmına girip Bluetooth kısmına giriyoruz. Saati gördüğünüz gibi eşleştirdik sistem bildirimlerini paylaş açık olacak. Bütün bunları yapmanıza rağmen bildirim gelmiyor. Bunun aslında bir sorunu daha var. Bildirimler kısmına tıklayıp buradan ekran paylaşma bildirimlere izin verin. Açık olması gerekiyor. Açık olduktan sonra siz, sizin cihazınıza saatinize bildirim gelecektir. Gelelim saat tanıtımına. Kutu açılımında gördüğünüz gibi Redmi 3'ün kutusu bu. Garanti belgesi kutuya yapmışlar. Kesinlikle atmayın. Ürün bilgileri çıkıyor kutuda. Bir adet mıknatıslı şarj cihazı. Kullanım kılavuzu. Ve saatin kendisi. Saatimizde 1.83 inç 240 280 piksel yoğunluğuna sahip IPS bir ekran bulunuyor. Bluetooth versiyonu 5.43. Çekim mesafesini arttırıyor. Kordonu Apple Watch'a benziyor. Açıkçası saati aşağıdan yukarı çektiğimizde çektiğimiz zaman bu şekil hızlı panel geliyor. Gördüğünüz gibi set rahatsız etme modu bir saat alarm bu özellik bu özellik saatimizde tekrar göstereyim saatimizi aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman hızlı panel geliyor bu özellik harekete duyarlı şu şekilde saati oynattığınız zaman kolunuzu çevirdiğiniz zaman otomatik açılıyor fener fener telefonumu bul Mesela telefonumuzu arayalım. Hemen aradı gördüğünüz gibi. Şuradan geri. Buradan ayarlar. Havuzda kullanılabilir kesinlikle. Yani buradan mesela su temizleyebiliyorsunuz. Tekrar geri alalım. Birçok özelliği mevcut. Kadran özelliklerine de geleceğiz. Buradan ekranı 5 dakika boyunca açık tutabiliyorsunuz. Ben kapattım. Yani genelde sık sorulan aramalar kısmında isim gözükmüyor. Evet. ismi görebilmeniz için favoriler haricinde, favorilerin haricinde isim göremeyebiliyorsunuz rehberinizde kayıtlı olmasına rağmen ekranın. Onun için yapmanız gereken uygulamanın arka planda açık bırakılması gerekiyor. Bunlar da bu sıkıntı sadece iOS'ta diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Uygulama kesinlikle arka kısımda çalışmalı. Yoksa favorilere kaydetmediğiniz kişiler harici ismini göremeyebilirsiniz. Xiaomi'ye göre 12 gün şarja gittiği söyleniyor. Ben sanmıyorum 12 gün gideceğini. Ortalama 6 ila 7 gün gidiyor. Çünkü denedim. Ben de her şey açık olmasına rağmen. <laughs> 60 HES ekran tazeleme hızı olduğu için bildirimler hızlı geliyor. Şu an bende bildirim yok. Yukarıdan aşağı indirdiğim zaman bildirim geliyor. Şu şekil çektiğimiz zaman kalori, koşu, kan, kandaki oksijeni ölçüyor. Hava durumu, nabız. Ben bu kadranı seçtim. Açıkçası Xiaomi'nin 200'den fazla kadranı var. Şimdi onları göstereceğim. Ama bence çok basit kalmış. Oradan şuradan değiştiriliyor. Şuradaki çentiği indireceksiniz. Apple Watch'a Watch benzetilmiş Apple'a. Ama boyut falan güzel bence. Sol tarafta hoparlör var. Sol tarafta. Sağ tarafta mikrofon koymuşlar. Arka tarafta sensör var saatin şu şekil basılı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi temaları değiştirebiliyoruz. İlk 3 tema sabit, diğerlerini sonradan ekleyebiliyorsunuz uygulamasından. Birazdan onu göstereceğim size. Saati tekrar arayüzüne gelelim. Yukarıdan aşağı bildirimler, aşağıdan yukarı hızlı panel. Sağa tıkladığımızda bütün özellikler geliyor. Mesela egzersiz, açık hava koşusu. Şu an konumu buldu. Go sarıya döndü. Harita üzerinde hareketli konum haricinde gittiğiniz bütün yerleri görebiliyorsunuz. Ama ben hareketli konum alamadım. Video olarak alıp paylaşmak isteyen arkadaşlar oluyor. Bu konuya pek değinilmemiş. internet üzerinde veya sosyal mecralarda uygulama kesinlikle arka planda açık olmalı yoksa bu Go şeyi bulmayabiliyor. GPS konumunu bulmuyor. Misal bakın. Şimdi kapatayım uygulamayı. Go griye döndü. Uydu konumlamasını bulmuyor. Ama şu an tekrar uygulamayı açtım. Bakın hemen buldu. Bakın gördüğünüz gibi uygulama açık olduğu için buldu. Dediğim gibi hareketli harita veya konum maalesef ben telefonuma indiremedim. Yüzden farklı fazla fazla spor modu var. Yaptığınız spor modları burada. İşte en son ne kadar yürümüşüm buradan görebilirsiniz. İstatistikler, kalori, nabız. Koluma takayım. Şu an sabitlemedim. Doğru verim alabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ama medikal bir cihazda denediğimizde hemen hemen aynıydı, sapma yoktu. Kandaki oksijeni ölçüyor. Uyku uyku modunu açıkçası çok beğendim. Kesinlikle yani takip edebilirsiniz buradan. Cihazdan da takip edebilirsiniz mesela. Ben hemen göstereyim size. Uyku modu. Bu şekil. Uyku hayvanı varmış. Koala çıkmışım ben. <laughs> ne kadar uyandım. Bütün süre yazıyor. Açıkçası çok güzel bence. Stres ölçümü. Buradan ölçebiliyorsunuz. Hava durumu. Aramalar, müzik, kamera, alarm, kronometre, telefon bunu zaten biliyorsunuz. Ayarlar, saat arayüzleri. Buradan da değiştirebiliyorsunuz. En size saat arayüzlerini göstereyim şöyle. saat arayüzleri. Açıkçası bence en iyisi buydu. Yani kendimce herkesin zevki farklı tabii ki. Gördüğünüz gibi saat arayüzleri bunlar. Benim kadranımda şarjı, adım, nabız, tarih. Hemen hemen hepsinde, hepsi de aynı galiba. 200'den fazla saat kadranı var. Dediğim gibi daha farklı olabilirdi. Ama binlerce lira vermektense bu saate bu fiyat günümüzde normal yani altı üstü açıkçası 1100 TL'ye aldım. Altı üstü de bir saat yani küçücük ekran çok da şey beklememek gerekiyor. Yani oyun konsolu gibi oyun oynayacak halimiz yok. İşimizi görüyor. Konuşma gerçekten çok güzel. Şu an deneyemiyorum ama bir deneyeyim sizin için. Evet arkadaşlar iletişim ve ses kalitesi nasıl? Peki, bunlardan hangisi için arıyorsunuz? Hesap bakiyenizi SMS'de almak, hesap hareketlerini email ile almak, bilgi güncellemek, kredi kartı son ekstra bilgilerini SMS'de almak. Farklı bir işlem yapmak isterseniz, yapmak istediğiniz işlemi söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadar. Bunu da videonun sonuna eklerim. Kaliteyi siz karar verirsiniz artık. Gördüğünüz gibi tekrardan. Bu kadar yani. 1-2 Bir, kutusuyla birlikte 4 parça falan